Ankara'dan iyi akşamlar. Seçim takvimi daraldıkça, sandıkların kurulmasına az bir süre kaldıkça, yani 14 Mayıs yaklaştıkça sahada hareketleniyor. Miting alanları ısınıyor elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığını atlatmasının ardından biraz daha temposunu arttırdığını görüyoruz. Bir tık vites yükseltti gibi görünüyor. Bugün iki kentteydi. Önemli açıklamalar yaptı. AK Parti'nin seçim kampanyasında önce sosyal açıklamalar vardı. Çeşitli toplum kesimlerine yönelik açıklamalar vardı. Ve sonrasında savunma sanayi projeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Ve şimdi de enerji alanındaki açıklamalar dikkat çekiyor. Bugün de Konya'da yaptığı açıklama oldukça önemliydi. Gabar ve Cudi'deki petrol rezervi oldukça ses getirdi. Bunları konuşacağız ama gündemin diğer başlıkları da var elbette. Siyasetin sıcak başlıkları da var, tartışmalar da var. Onları da konuşacağız bugün özel yayınımızda. Konuğumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez. Hoş geldiniz yayınımıza. Ayağınızın tozuyla geldiniz Konya'dan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gazeteci Metehan Demir'le birlikte bugün Sayın Bakan'a sorularımızı yönelteceğiz. Metehan Demir izin verirsem ilk soruyu sormak isterim. Gabar ve Cudi'deki petrol rezervi oldukça önemli. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da keza o açıdan çok dikkat çekici. Birkaç dakika önce siz de sosyal medya hesabınızdan bununla ilgili bir paylaşım yaptınız. Önce doğalgaz, şimdi petrol, enerji bağımsızlığında adım adım, doğalgazın ardından petrolde de müjdeler olsun. Cudi Gabar bölgesinde şehit Aybüke Yalçın bir kuyusunda Türkiye'nin en kaliteli petrolünü keşfettik. Sahada günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz açıklaması yaptınız sosyal medya hesabınızdan. Tabii ki önemli, doğalgazı da konuşacağız, elektriği de, akkuyu da konuşacağız ama bu konu oldukça önemli. Bu Cudi'de ve Cudi Gabar bölgesinde çıkan petrol Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Tabii direkt vatandaşın anlayabileceği şekilde de sormak gerekir. Vatandaşın cebine örneğin doğalgazda yansıdı, indirimler söz konusu oldu. Ne zaman yansıyacak petrol konusunda da açıklamalar ne zaman gelir? Evet, teşekkür ediyorum. Bu aslında sadece son ayların faaliyetinin bir neticesi değil. Yaklaşık 4 yıldır biz o bölgede terörden arındırılan bölgede yoğun bir araştırma faaliyetlerine giriştik. Malum biliyorsunuz daha önce bu bölgeler hep terörle anılmış bölgeler. Cudi, Gabar. O bölgelerde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra da yine güvenlik kuvvetlerimizin kontrolünde biz ilk keşfimizi geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında yapmıştık biliyorsunuz. Orada da şu anda yaklaşık 9-10 bin varillik günlük üretimimiz var. Yine o bölgeye çok yakın Cudi Gabar bölgesinde arkadaşlarımız o ilk Esma Çevik kuyularındaki verileri de değerlendirerek yine formasyonla ilgili ve havadan yapılan gravite manyetik araştırmaları da dikkate alarak bir potansiyel olduğunu değerlendiriyorlardı ve geçtiğimiz yılın sonuna doğru orada yeni bir lokasyonda bir sondaj kuyusu açmaya karar verdik. Ama malum kış şartları tabii aslında bayağı da zorlu. Yani daha birkaç hafta öncesine kadar orada 3 metre kar vardı. Bir de çok ağır ekipman taşıyorsunuz. Sadece insan personel taşımıyorsunuz. Önce yolların yapılması gerekiyor. Arazi şartları zor. Arazi şartları oldukça zor. O yolların yapılması, ardından makine ekipmanın gönderilmesi, işte yılbaşı gibi de sondaj çalışmalarına başlamış olduk. Ve 4 gün önce de aslında ilk haber geldi arkadaşlarla. Hemen paylaşmadık çünkü 4 gün bazı test ve denemelerin de yapılması gerekiyordu. İlk görüntüleri de hemen benimle de paylaştılar. Hakikaten son derece kaliteli, yani Türkiye'nin en kaliteli petrolü diyebiliriz. 41 API. Bu işten anlayan uzmanlar bilecektir ki neredeyse motorine yakın kalitede bir petrol keşfetmiş olduk. Ayrıca susuz olması da oldukça önemli. Çünkü petrol çıkartırken zaman zaman su da çıkartırsınız. Ve bizim diğer bölgelerimizde de bine aşkın kuyumuz var aslında petrol üretiminde. Zaman zaman da suyla birlikte çekersiniz ki ortalama bazı bölgelerde 10 varil çekiş yaparsınız. Bunun 8'i. 9'u su da çıkabilir. Ayrıştırma için de bir zaman gerekiyor değil tabii mi? Tabii susuzlaştırmayı yerinde çözeriz ve susuzlaştırılan kısmı da hemen tankerlere yükleyip rafinerilere göndeririz. Sadece şöyle söyleyeyim, o bilgiyi paylaşmakta fayda var. Bizim günlük yaklaşık 80 bin varil üretimimiz var. Bunun yanı sıra çıkarttığımız suyun miktarı bir Sakarya Nehri. Yani aslında biz her gün bir Sakarya Nehri'ni besleyecek kadar debide
Su da çıkartıyoruz ama suyu ayrıştırıyoruz ve tekrar suyu tekrar ayrıştırdıktan sonra ölü kuyulara rezervuarları deşarj ediyoruz. Böylece herhangi bir çevresel etki söz konusu olmuyor. Susuz da bir petrolden bahsediyoruz. Dolayısıyla işleme kolaylığı ve maliyetler açısından da oldukça avantajlı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaştığı gibi de o bölgede tabii ilave kuyularla birlikte 100 bin varile kadar çıkabilecek bir üretim potansiyeli olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah hemen planlamaları yapıyoruz. Çünkü oldukça zor coğrafi şartlar. Her kuyuya tekrar yol açılması gerekiyor. Ekipmanın, personelin gönderilmesi gerekiyor. Bu birkaç yıl içerisinde inşallah orada kuyu sayımızı 100'e kadar çıkartacağız ve hedeflediğimiz üretim miktarına da ulaşmış olacağız. Yine 100 bine mi ulaştık? Evet, 100 bin varil hedefine. Yine geçen sene açıkladığımız Şehit Esma Çevik de biz aşağı yukarı şimdi 9-10. Kuyuyu açıyoruz. Orada da 9-10 binlik varilimiz var. Bu yıl için aslında Esma Çevik bölgesinde 20 kuyuya tamamlayarak 20 bin varile çıkma hedefimiz de vardı. Geçtiğimiz yılı biz 80 bin varille kapatmıştık günlük üretimi. Bunun 65 bin varilini Türkiye Petrolleri üretiyor. Kalan 15 bin varil de özel sektör, çeşitli özel sektör firmaları üretiyor. Ve bu yılki hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin varil hedefimiz vardı. Bizim birkaç yıl öncesinden kendi içimizde hedeflediğimiz bir rakamdır bu. 100 bin varile inşallah yıl sonu itibariyle gelmiş olacağız. Birkaç yıl içerisinde de neredeyse üretimimizi ikiye katlamış olacağız. Bunun anlamı şu, aşağı yukarı Türkiye ihtiyacının %10'luk kısmını karşılarken %20'lik kısmını karşılar hale geleceğiz. Biz günde kaç bin varil? Aşağı yukarı 800-850 bin varil arasında ham petrol işliyoruz biz. Böyle bakınca yaklaşık %10-12 civarında bir üretimimiz olacak bu yıl sonu itibariyle. Ama Şehit Aybükü öğretmen kuyularıyla birlikte bu rakamı iki katına çıkartmış olacağız. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Hala aslında petrolde dışa bağımlıyız. Yüzde kaç bağımlıyız? Şimdi şu an itibariyle baktığımızda %90 bağımlıyız. Evet. Ama bu yeni keşifle birlikte bu bağımlılığımızı %80'lere indirmiş olacağız ki bizim için olmazsa olmaz. Yani özellikle cari açık açısından maalesef en olumsuz etkiyi biz enerji ithalatından yiyoruz. Sadece petrol değil doğalgaz tüketimi de oldukça yüksek Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl her ikisine bir miktarda kömürü dahil ettiğimizde 95 milyar dolar bir fatura ile karşı karşıya kaldık. Havalar sıcak gittiğinden dolayı değil mi? Bir ara sadece doğalgazın 100 milyar doları bulabileceği söyleniyordu. O rakamı biz telaffuz etmedik. Yani yıl başında 2022'nin başında artan fiyatlarla birlikte bu rakamın 100'e kadar çıkacağını düşünüyorduk ama son çeyrekte bir miktar gevşeme oldu. Petrol fiyatları bir yere hatırlarsınız 120-130 dolarları görmüştü, sonra 100'ün altına çekildi. Onunla birlikte 94-95 bu sene muhtemelen biraz daha sakin seyrediyor. Rakam daha da az olacak ama son 10 yıl ortalamasına baktığımızda zaten 50 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. Ve ben öyle inanıyorum ki dünya genelinde çok kısa vadede birim fiyatların, yani uluslararası piyasalarda petrol ve gazın bu krizler ve savaşlar devam ettiği müddetçe çok da düşeceğini öngörmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Oradaki potansiyel ne? Yani o bölgedeki toplam rezerv potansiyeli size göre ne? Bizim Esma Çevik'te ki brüt rezervimiz 250 milyon varildi ve üretilebilir rezervi de 180 milyon varil olarak açıklamıştık. Şu anda bu yeni saha arkadaşların yapıyla alakalı değerlendirmeleri Esma Çevik'e göre 4 kat daha yüksek bir yapıya ve rezerve sahip olduğunu gösteriyor. 3-4 kuyu tespit kuyusuyla birlikte bu rakamlar daha da netleşecek ama ilk tespitler, ilk değerlendirmeler burada 100 bin varile kadar bir üretimin gerçekleşebileceği şeklinde. Biz tabii sınıra sıfıra kadar, yani sınır bölgelerine kadar da aslında orada Çukurca bölgesinde de bazı çalışmalarımız olmuştu. Bu yapı öteden beri bizim takip ettiğimiz bir yapı. Şimdi petrolcüler bilir, vatandaşımızı da aydınlatmak açısından söyleyeyim. Tabii bu fayların bize bir sadece üst yapılar ve kentli yaşamı ve bizim yaşamımızı etkileyen bir tarafı yok maalesef. Petrol ve gaz yatakları açısından da zaman zaman olumsuzlukları tetikleyen bir unsur. Yani bizdeki petrol ya daha ağır ya da işte çok küçük rezervlerle oluyor. Bundan dolayı da üretim maliyetlerimiz hep yüksek oluyordu. Burada faylardan daha arındırılmış aslında Arap plakasının bir yerde uzantısının sınırlarındayız.
Ve bu iki keşif, yani geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz keşif ve bu yıl bugün açıkladığımız keşif, o açıdan da ümit verici. Evet, Sayın Bakanım, şimdi pardon, İran'da petrol var, Irak'ta petrol var, Türkiye arada, orada yok. Suriye'de de işte o, şu an hatta ciddi sıkıntıların olduğu Amerika ile Rusya arasındaki bölgede de var. Çok kaliteli olmasa da. Ben yıllar evvel bu konuda çok söz sahibi uzmanla konuştuğumda, aslında bizde de var ama çok derinlerde, hani attığın taş ürküttüğün kuşa kurbağa değmiyor hesabını, onunla o kadar uğraştığında bize birim maliyeti çok yüksek olabilir. Olduğunu biliyoruz dedi. Bu o açıdan bugün yani hayırlı olsun, 100 bin varile ulaşacak bir kapasitenin bulunması. Ne kadar derinlikten çıkardık ve maliyet hesabı yapıldığında yurt dışından almak tabii çok hoş bir şey değil ama bunun karşılaştığında fiyatlar bize maliyet açısından, yurt dışı ve bizdeki maliyet açısından nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şu anda bu kuyunun derinliği 2600 metre. Hı hı. Dolayısıyla çok derin sayılmaz bu seviyelerde. Hı hı. Normalde biz karada 5000 metreye kadar inebiliriz. Yani hı hı. Derin kuyular. 5000'den daha fazla derinlikteki seviyeler ancak deniz seviyesi için çok anlamlı. Denizdeki aramalar ve üretim için anlamlı olabilir. Hı hı. Karadakiler için optimum seviye işte bu 2000-5000 arasıdır. 5000 metre arası. Derinlik tabii, yani sondaj maliyetleri tabii. Her bir metre için bir size ilave yük getirir. Asıl aslında petrolün maliyetlerini etkileyen unsur miktarla ilgili bir şey. Yani günlük üretiminizle ilgili bir şey. Hı. Bizim Türkiye'de ortalama kuyu başı üretimimiz 50 varil. Bakın şimdi biz Şehit Aybüke, özür dilerim, Şehit Esma Çevik'te kuyu başına üretimlerimiz 1000 variller mertebesinde. Oldukça iyi. Dolayısıyla şimdi 20. sondaj maliyetiniz, yani 50 varilde üretseniz bir bedel, aşağı yukarı aynı bedelden bahsediyoruz. Ama 1000 varil üretince birim başı üretim maliyetleriniz hiç şüphesiz daha düşük oluyor. Konu tabii sadece üretim maliyeti de değil, petrolcülükte arama süreçleri de oldukça maliyetli, evet. Yüksek. Süreçlerdir. Çünkü her kazdığınız kuyudan petrol ya da gaz bulamazsınız. Mesela Türkiye ortalaması aşağı yukarı 10 kuyudan bir tanesinde bulursunuz ki bu petrol için keşif. Tabii petrol için söylüyorum. Petrol ve gazda. Bu istatistik aşağı yukarı diğer bölgelerde de böyledir. Bir sahayı keşfettikten sonra üretim kuyuları, tabii her kuyuda hemen hemen üretimi yakalarsınız. Aslında bir yerde hani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yani belli potansiyeli olan bölgelerde işte arıyorsunuz. Yakaladığınızda artık onun etrafında o rezervi keşfetmiş oluyorsunuz. Üretim kuyularında isabet oranı elbette daha yüksektir. O açıdan aramacılık konusu bu sektörün en yüksek maliyetli alanlarından birisi. Buradaki süre ne kadar geçti? Yani ilk orada arama çalışmaları başladıktan sonra bu noktaya ne kadar sürede? 4 yılda geldik. Yani bu bölgede biz Esma Çevik'le birlikte, çünkü formasyon birbirine yakın olduğu için Esma Çevik'te büyük bir keşif yakalayınca arkadaşlarımız daha büyük rezervi olan yapının bugün keşfettiğimiz yerde olabileceğini zaten öngörmüşlerdi. Yani biliyorsunuz Esma Çevik'i biz 1 yıl önce keşfetmiştik ve o açıklamayı da biz 3-4 kuyu geçtikten sonra yapmıştık kamuoyuyla. Süreç ama birbirinin ardına geldiği için ve saha da birbirine yakın olduğu için daha inandırıcı, daha kamuoyu açısından en azından öyle söyleyeyim. Şeffaf bir şekilde de yürütülmüş oldu. Biz çünkü Esma Çevik Kuyusu'nun keşfini açıkladıktan hemen sonra gerek benim gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde yanındaki bu sahada potansiyeli daha yüksek bir alanın olduğunu ifade etmiştik. Ama hani kuyu açılmadan, tabii bu iş öyledir, üretim alınmadan da bir şey açıklamak doğru olmaz. O süreçte 4 gün önce tamamlandı. Bugün de denemelerden sonra da Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Sayın Bakanım, çok dikkatimi çeken bir mesaj geldi. O bölgede yıllarca güvenlik operasyonlarını yapan, hala da çok etkin bir pozisyonda olan bir izleyicimiz izliyor. Bizi diyor ki, biz şu Sayın Bakanın bahsettiği yerlerde güvenlik sorunları için çok mücadele verdik. Buralara zamanda bırakın ulaşmaya yakınına bile yaklaşılmazdı. Ancak kararlı bir güvenlik politikasıyla, güvenlik sorununun çözülmesiyle bu işler artık Gabar'da ön plana alındı diyor. Cudi, burası çok kritik, Cudi Balkayalar hattında kısmetse çok daha parlak tablolar olabilir. Petrol uzmanı değil ama şu cümleyle bağlıyor. Cudi'nin hemen alt tarafında yukarıdan baktığımızda
30-40 kilometre kuş bakışı mesafede güney sektöründe Zaho'nun petrol kuyularının ışıl ışıl olması belki Türkiye'ye bir işaret olarak da değerlendirilebilir. Bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Tabii çok lokasyon anlamında isimlendirmek doğru değil. Ama Zaho'yu görüyorsak evet, buradan çıkacaktır diyor. Yani Kuzey Irak'ta da bize yakın bölgelerde üretim yapılan verimli evet, kuyular söz konusu. Burada da hamdolsun böyle bir keşifle sonuçlanmış oldu. Tabi burada emeği geçen işçimizden, mühendisimize, üst düzey yöneticilere kadar hakikaten son derece zor evet, hava şartlarında, zor koşullarda bu işi yapıyorlar. Onlara da teşekkür etmemiz lazım. Bu tür doğalgaz, işte petrol ve elektrikle ilgili müjdelerde genelde petrol konusunda daha çok yaşanıyor. Zamanlama konusunda iktidar ve muhalefet arasında tartışmalar da oluyor. Seçim dönemi yaklaşınca bu tür projeler daha çok gündeme çıkarılıyor. Yeni müjdeler veriliyor gibi eleştiriler de yapılıyor. Ne dersiniz bu eleştirilere? Yani son derece yersiz. Biz şimdi 20 yıldır iktidardayız. Yani geçmişte de bazı keşiflerimiz oldu. Zamanı gelince açıklandı. Ama son yıllarda gündeme gelmesi, biz arama faaliyetlerini oldukça yoğunlaştırdık. Hem denizlerimizde hem de karada. Ve bu yoğunlaşmanın neticesinde de keşiflerle sonuçlandı. Tabii milletimiz hasretle beklediği için, yani enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu keşifler doğal olarak herkesi memnun ediyor, mutlu ediyor. Birilerini anlaşılan mutsuz ediyor. Ben hani zaman zaman da sahada da söylüyorum. Buna inanmayanlar da var, buna sevinenler de var, üzülenler de var. Aslında baktığınızda zımnen üzülüyor demektir. Biz sevinenleri sevindirmeye, üzülenleri üzmeye devam edeceğiz. Bizim... Yani gerçekleri gizlemeyeceğiz. Orada biz o keşfi bugün açıklamasak bile orada yüzlerce arkadaşımız çalışıyor. Yeri geliyor, oradaki köylülerden bir takım servis destekleri alınıyor. Onlar gidip geliyorlar. Yani oradaki çalışmaları görüyorlar. Hatta geçmişte mesela... biz biraz daha gecikerek açıkladığımız sahalarda zaman zaman, şimdi herkesin elinde de telefon var açıkçası, o sahaya giden bir sivil vatandaşımız bile fotoğraf çekip ya burada petrol buldular falan ama kimse işte yayınlamıyor falan diye bu şekilde bizden önce haberlerde gelirdi televizyonda ve bu biraz kafa karışıklığına da neden olurdu. Burada biz hani açıklamasak bile bu 3 gün 5 gün 1 hafta sonra orada çalışanlar tarafından da, oraya ziyarete gelenler tarafından da zaten gösterilecekti ama doğru veri tabii ki yetkili kurumumuz Türkiye Petrolleri, Enerji Bakanlığımız ve en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından bunların açıklanmasıdır. Peki siz bu araştırmalar Tüdügabar bölgesinde ne kadar yerli ve milli imkanlarla yapılıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında biz bir taraftan da petrol endüstrisinde milli teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma da yürütüyoruz. Birkaç gün önce, geçtiğimiz hafta yıllık olarak yaptığımız bir Pentek fuar ve sempozyumu da vardı. Burada da petrol endüstrisinde milli teknolojilerle alakalı ulusal gelişmeleri de enine boyuna da müzakere ediyoruz, tartışıyoruz. Ben bu yılkine katılamadım seçim bölgesinde olduğum için. Biz mesela kuyu ekipmanı olarak aslında bayağı iyi bir seviyeye geldik. Şimdi eskiden bu kuleleri biz yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi iki yıldır Türkiye'de bir sanayicimiz bir ARGE desteği de almak suretiyle bir kule inşa etti. Ve şu andaki bu kule o değil. Yeni yeni başladık. O kulelerimizi de artık daha sık alanda görür hale geleceğiz. Onun dışında işte oradaki diğer yardımcı ekipmanlar var. Bunların bir kısmını yine yerleştiriyoruz. Gittikçe o alanda da yerlilik oranımız artıyor. Bu da sevindirici tabii ki. Şimdi nihayetinde bu ülke ekonomisi için çok önemli ama o çalışmanın yapıldığı bölgedeki yaşayan vatandaşların da ekonomisine bir katkı mutlaka sağlayacaktır. Yani tamam, uzman personeller, mühendisler çalışıyorlar ama o bölgede yaşayan vatandaşların ulaştırmada olsun, diğer güvenlik olarak da orada çalıştıkları da oluyordur herhalde. Var mı böyle bir katkısı? Şüphesiz. Yani özellikle lojistik hizmetlerde, yani o petrolün taşınmasından tutun da oradaki personelin işte yiyecek içeceğine varıncaya kadar biz yerinden temin ederiz. Bir de o bölge bizim Batman'daki Türkiye Petrolleri'nin bölge müdürlüğü üzerinden yönetilen bir bölgedir. Biliyorsunuz Batman'da, yani ilk Raman'da petrol keşfi var 1935'lerde malum. O dönemde Batman bir mezra. Ama bugün
500 binin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam nüfusun barındığı, yaşadığı bir kent olmuş. Petrol endüstrisi gittiği her yerde eğer hakikaten iyi bir keşif yakalanmışsa o bölgeyi de kendisiyle birlikte geliştirir, kalkındırır. Yani yerel kalkınmaya, gelişmeye de çok büyük desteği olur. Ardından biliyorsunuz orada Batman'da bir rafineri inşa edilmiş kamu zamanında. Evet. Orada hala rafineri çalışıyor. Petrol endüstrisinin böyle çarpan etkisi oldukça yüksektir. Var mı böyle bir sayı? Orada yaşayan, bölgede yaşayan kaç insan çalışıyor, vatandaşımız çalışıyor? Ya bu projeyle ilgili olarak tabii şu anda ilk araştırma ve keşif ekibimiz orada. Ağırlıklı olarak Türkiye Petrolleri ve ona bağlı olarak TİPİK. Öyle tahmin ediyorum birkaç yüz kişi. Hı. Fiilen kuyu açma ve üretimle ilgili olarak. Ama her kuyuda tabii açtıkça çalışan insan sayımız artacak. Çalışan insan sayımız artacak. Sen bakın bizim yurt dışından petrol ve doğalgaz tabii dediğiniz gibi inşallah daha da artar ama %90'lar civarında bağımlılıkta tabii söz konusu. Burada en büyük bizim petrol ve doğalgaz aldığımız ülkeler içinde Rusya herhalde ciddi bir yer tutuyor. Bir ara tabii biz almaya da devam edeceğiz mecburen çünkü Türkiye büyüyen, sanayisi sürekli gelişen ve ihtiyaçları artan bir ülke. Bir ara şey haberler vardı işte Türkiye Hindistan'a ve bazı ülkelere göre daha yüksek rakamlarda alıyor ya da o kadar onlar kadar az al fiyatları düşük sağlayamıyor diye. Şu an Rusya'dan dostluk paralelinde ilişkiler çerçevesinde bu dostluğa yakışan bir tarife uygulanıyor mu yoksa Rusya Avrupa'ya uyguladığı tarifeyi mi uyguluyor? Şimdi ham petrolü Türkiye'de devlet kuruluşları ithal etmiyor. Rafineriler biliyorsunuz evet. Özelleştirildi ve ham petrolü ancak rafineri lisansı olan şirketler yapıyor. Hı hı. Malum en büyük rafineri Tüpraş'ta. Tüpraş'ta. Özelleştirildi ve bir özel şirket tarafından, Koç Grubu tarafından işletiliyor. Bir de geçtiğimiz yıllarda işletmeye alınan İzmir'de Star Rafinerisi var. O da Sokar şirketine ait. Azerbaycan. Bunlar da uzun dönemli anlaşmalara sahipler. Yani bir kere her rafineri her petrolü işleyemez. Yani işte piyasada işte ağır petrol, hafif, orta dereceli, kaliteli petroller olarak adlandırılır. Ve bu petrolü işleyemezsiniz. Mecburen ilk dizayn edilirken de ya kendi ülkenize çıkan petrole göre spekler hazırlanır ya da en yakın kaynak ülkelere göre hazırlanır. Şimdi Türkiye'deki rafineriler yapıldığı tarihlerde bizde o zaman tabii yine petrol maalesef yetersiz olduğu için Irak, İran ve Rus petrolüne göre dizayn edildiği için bunlar ana kaynak ülkeler. Keza yine Suudi Arabistan. Tabii bunu saymayı unuttum. Bu bölgelerin petrolleri bizim rafinerilerde işlenmeye uygun spekte özellikle petroller. Ve rafineri şirketleri de fiyattan bağımsız olarak öncelikle bu kaynak ülkelerle bunların şirketleriyle bunlar bazen özel şirketler de olabilir. Yani bu ülkelerde sadece devlet şirketleri petrol üretmez. Onlarla uzun dönemli anlaşma yaparlar. Bu bir yıl olabilir, iki yıl, üç yıl olabilir. Fiyat da işte uluslararası piyasalarda belirlenen daha çok da Londra Brent dikkate alınır. Ama petrolün kalitesine göre de eksi veya artı olur. Yani işte Londra Brent 36 API kalitede biliyorsunuz. Eğer siz 30 API bir petrol alıyorsunuz doğal olarak petrol fiyatınız daha düşük olur. Normal işleyiş böyledir yani piyasadaki fiyatlamalar. Onun dışında hani Rusya'dan özellikle son dönemde hani bir takım fırsatların değerlendirilmesi anlamında eğer soruyorsanız açıkçası tabii o biraz ticari bilgi şu anda çünkü bu şirketler satın alıyor. Yani Türkiye devleti fiilen bu ticaretin içerisinde sürecinde değil. Bu tip ifadeler de ancak dışarıdan işte yakıştırmalarla ilgili bir süreç. Türkiye'de petrol satış fiyatları da serbest piyasada belirleniyor malum. Artı tabii rafineriden sonra çıktıktan sonra bir dağıtım sektörü var. Yani tedarik zinciri boyunca baktığınızda bir üretim dediğimiz bizim upstream dediğimiz hani Türkiye Petrolleri ve emsali şirketler var. Onlar petrolü üretir, ham petrolü rafinerilere satarlar. Rafineriler yani midstream diye adlandırılan süreç işler. Ardından dağıtım ve perakende tarafı vardır. Depolama alanları vardır. Yani bir 5-6 bileşenli bir süreçten oluşulur ki bizim pompaya gittiğimizde arabamıza koyduğumuzda aslında o petrol işte dünyanın bir ucundan gelmiş, işlenmiş, dağıtılmış, depolanmış. Hatta belki bazı katkı maddeleri katılmış. Çünkü petrol ürünlerinde farklı ürünleşme de var biliyorsunuz malum. Biz en nihayetinde pompada gördüğümüz bir fiyattan bahsediyoruz.
petrol ülkesi olmuş olsak, yani tüm petrolümüz bize yetiyor olsa, örneğin bir körfez ülkesi gibi olsak, doğal olarak tabii ki Türkiye'deki pompa satış fiyatları çok daha düşük olacak. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada aslında bugün 80 dolarlar mertebesinde seyreden petrolün maliyeti her yerde bu kadar değil. Bir de biliyorsunuz OPEC süreçleri var. Yani üretici ülkeler zaman zaman dünyadaki küresel talebe bağlı olarak üretimi artırırlar ya da kısarlar. Uzun dönemli olarak da, yani bu kriz dönemlerini saymazsanız, pandemi ve küresel kriz dönemlerini saymazsanız, dünyada günlük 90-900 milyon varillik bir tüketim var ve bunu karşılayacak şekilde de üretim söz konusu olur. Ama eğer üretici ülkelere erişimi engellerseniz çeşitli politik nedenlerle, yani ambargolarla, o zaman tabii kaynak ülkelerin sayısı azalınca doğal olarak fiyatlarda bir yükselme oluyor. Bugün işte dünyanın en büyük 3 rezervine sahip ülke İran, Venezuela ve Rusya'ya bazı ülkeler tarafından biliyorsunuz ambargolar uygulanıyor. Bundan dolayı da piyasada ikili fiyatlar oluşabilir. Yani ambargolu bir fiyatla serbest piyasadaki fiyatlar arasında ikili farklı fiyatlar oluşabilir. Ama bunlar tamamen alıcı satıcı arasında belirlendiği için doğrusu burada bir rakam açıklamak doğru olmaz diye. Dünyada peki ortalama doğalgazın 1000 metreküp fiyatı şu an? Doğalgazda durum biraz farklı. Hani bu petrol tarafı. Doğalgazda da dünyada farklı piyasalar var. Yani mesela bir Asya Pasifik piyasası var ki orada ana oyuncu, en yüksek tüketici Japonya'dır. Japonya, Güney Kore ve Çin tarafında bir piyasa oluşur. Avrupa önemli pazarlardan birisi burada oluşur. Bir de Henry Hub, yani şeyde Amerika'da bir piyasa oluşur. Şu anda 3 piyasaya da baktığımızda mesela Henry Hub Amerika'daki doğalgaz fiyatları şu anda küreselde diğer ülkelere göre çok daha ucuz seyretti. Bu pandemi döneminde de, pandemi sonrası kriz döneminde de baktığımızda makas açıldı. Avrupa yüksek seyretti. Geçmişte Japonya tarafı daha yüksek seyrederdi. Çünkü onlar boru hattıyla doğalgaz almaz, LNG'yi alır ve LNG de boru gazına göre her zaman daha yüksek seyreder. İlk defa Avrupa'da Rusya'dan doğal gaz alamayınca boru gazının düşük maliyetlerini değerlendirememiş oldu ve onlar da doğal olarak ağırlıklı ortalamada LNG, yani sıvı doğal gazın maliyetlerini görmüş oldular. Ama Türkiye açısından tabii boru gazı, bizde kullandığımız gazın içerisinde boru gazının hacmi daha yüksek LNG'ye göre. Biz daha avantajlıyız. Burada akaryakıt istasyonuna gittiğimizde hani hükümete en büyük eleştirilerden biri bu, benzin motorun fiyatlarının yükseldiğinde, ya bu bizden kaynaklı bir şey değil, bunun bir standardı var, rakam belirleniyor ve bu döviz cinsinden de transfer ettiğimiz için bu rakamlar bu şekilde oluşuyor deniliyor, savunma bu şekilde yapılıyor. Şimdi %90 bağımlılık var dediniz petrolde, %80'e düşecek bu adımlarla birlikte. Biz ne zaman o %80'ler hangi noktalara geldiğinde, yani %60 %50'lere indiğinde mi petrol fiyatında Türkiye içerisinde bir fiyat belirleme noktasında elimiz daha da rahatlaşacak? Döviz kurundan. Şimdi tabii ithal ettiğimiz üründe uluslararası piyasadaki geçerli fiyatlara biz de maruz kalıyoruz. Yani örneğin 80 dolar bir fiyat varsa bu hani pazarlık ve deminki koşullar içerisinde 1-2 dolar artı eksi olur. Ama hiçbir ülke, ya işte Avrupa çok zengin, ben bunu 100 dolardan oraya satayım. Afrika çok fakir, orayı 40'tan satayım işte, Türkiye'de 80'den satayım demez. Bunun bir uluslararası fiyatı var. Siz de alıcıysanız, buna ihtiyacınız varsa bu bedeli ödemek zorundasınız ve dışa bağımlıysanız. Diyelim ki yani bahsettiğiniz gibi %20'si yerli oldu. İşte bizim bu sahaları ürettik, üretimi aldık. %80'i de ithal ettiniz. Şimdi piyasada, pompada yerli benzinin fiyatı, örnek veriyorum, 10 lira olsun. İthalinki 20 lira olsun dediğinizde kim hangisini ithal alır? Herkes yerliye gitti. Ama yerli sizin talebinizi karşılayacak mı? Yani bir ürüne, pompa da standart bir ürüne iki farklı fiyat, yerli ve ithal diye koyduğunuz zaman o piyasayı yönetemezsiniz. Demek ki burada ağırlıklı olarak bizim ürünümüz olacak olursa, o zaman ortalama maliyetleri dikkate aldığınızda elbette pompaya yansıyacak demektir. Ama şu olabilir belki orta uzun vadede baktığımızda, kendi petrolümüzden elde etmiş olduğumuz gelir artacağı için, çünkü biz bu ham petrolü, Türkiye petrolleri de aslında bu rafinerilere satıyor. Onda bir fiyatı var yani bu ürünün. Ama biliyoruz ki akaryakıt üzerinde işte ÖTV, KDV gibi
bir takım vergiler de var. Orta uzun vadede belki bu vergi oranlarıyla vatandaşın lehine bir takım değişiklikler, düzenlemeler yapılabilir. Böylece devlet elindeki bu araçla piyasaları regüle eder. Sen piyasadaki bakın, fiyatları. Bugün ben bir yerde bir yorum gördüm. Şimdi gerçekten devletin sübvansesini size daha önceki yayında da yine globalde konuşmuştuk. %75'ler 80'ler seviyesine doğalgazda sübvanse devam ediyor galiba, değil mi? Geçtiğimiz yıl evet bu oranlar vardı. Şu anda biraz daha rahatız en azından ama hala sübvansiyon söz konusu. Yine %50'ler seviyesinde. %50'ler seviyesindeyiz. Elektrikte durum nasıl? Elektrikte de geçtiğimiz %50'ler seviyesindeydi. Şu anda %30'lar seviyesinde gene bir sübvansiyon. Bunu neden soruyorum? Çünkü şöyle... Bu tabii sadece hane halkı için. Tabii yanlış. Hane halkı için. Yani, tabii sanayi elektriği başka. Sanayi. Şöyle diyorlar, işte bir ara biliyorsunuz özellikle pandeminin başlarında gündem bu elektrik faturalarıydı. Çok konuşuluyordu. Evet. En çok da siz kamera ışıklarının altındaydınız. Doğru. O sorulara cevap veriyordunuz. Şimdi acaba diyorlar ki devlet önemli güzel adımlar attı ama acaba arkasından bir sürpriz yakın dönemde ya da seçimlerden sonra bir zam kaçınılmaz hale gelebilir mi? Milletin öyle bir obsesif bir şeyi var, korkusu var doğal olarak. Yok, şimdi... Devlet aylık veya günlük düşünmez. Bütçe imkanları, sübvansiyonlar biliyorsunuz aslında normal milli bütçemizden karşılanıyor. Ve 2023'ün bütçesi hazırlanırken de piyasada oluşabilecek maliyetleri dikkate alarak biz Hazine Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı'yla masaya otururuz. Yani muhtemelen vatandaşa ne kadar sübvansiyon olacaksa bir rakam belirlenir. Bütçede o yer alır. O bütçe içerisinde kalırız. O açıdan hani bugün böyle oldu, yarın bir zam olma, olacak şok, diye. Hayır, bir öyle, zam olmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Şu petrol kısmını son bir soruyla senin ilave edecek bir şeyin varsa alırız ama bu TEPA'nın 15 şirkete saha için petrol arama lisansı verdiğini biliyoruz. Hangi bölgelerde yoğunlaşacak? Tamam, Cudi Gabar tamam ama diğer bölgelerdeki çalışmalar ne durumda? Ve kaçı yabancı, kaçı? Evet, aslında Türkiye Petrolleri ruhsat vermiyor. O da bir aktör. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz var. Enerji Bakanlığı'na bağlı. Tüm maden ruhsatları ve petrol arama ruhsatlarını orası verir. Aslında öyle baktığımızda Türkiye Petrolleri de yine bu kuruma başvurarak ben işte şurada petrol aramak, gaz aramak istiyorum der. O ilan edilir sitemizde. Oraya başka başvuru varsa onlar da tekliflerini hazırlarlar. O teklifler değerlendirilir. En uygun teklif sahibi de arama ruhsatının sahibi olur. Türkiye'deki petrol ruhsatlarının yaklaşık %65-70'i Türkiye petrollerine. Çünkü neredeyse 70-80 yıllık bir geçmişi var baktığımızda. Özel sektöre açılma süreci daha sonradır yani Türkiye'de. Orada da küçük, orta ölçekli bazı şirketlerin ruhsatları söz konusu. Bu zaman zaman kamuoyunda hani çünkü bunlar resmi gazetede de ilan edildiği için 15 ruhsat verildi. Onların dağılımına bakmak lazım. Ama genel dağılımı 70'e 30 gibi. Yani özel sektöründe var. Ağırlıklı milli kuruluşumuz Türkiye. Bölgeler olarak. Petrolde ağırlıklı olarak Türkiye'de arama faaliyetleri Güneydoğu, son dönemde Adana ve civarında var. Bir de Trakya bölgesinde var. Çünkü bugüne kadarki keşiflerimizde bizim ağırlıklı olarak bu bölgelerden. Ama zaman zaman Ege bölgesinden, İç Anadolu'dan da çünkü hiç aranmamış bölgelerde çıkabiliyor. Arama ruhsatları çıkar ama her arama ruhsatı üretime dönecektir diye bir şey yok. Ararsınız, araştırmaları yaparsınız. Kuyuları da açarsınız. Çünkü taahhütte bulunursunuz o ruhsatı aldığınızda. Ben işte şu kadar sismik araştırma yapacağım. Bir tane veya iki tane arama kuyusu açacağım. Asparada değil bunlar değil mi? İşte şu kadar bir bütçeyle geliyorum. İşte 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. O teklifler de zaten iş planı çerçevesinde değerlendirilir. Çünkü burada milli servetin hani kim tarafından aranırsa bulunsun... önemli olan ekonomiye süratle dönmesidir. Bu süreçlerde hakikaten zaman tüketen süreçler. Yani bizim bu Cudi ve Gabar bölgesindeki çalışmalarımız 3-4 yıl öncesine kadar gidiyor baktığınızda. Yani son 1-2 yıldır keşifler olsa da. Şimdi hani birileri işte son zamanda diyorsunuz ama şimdi bu işin evet bugün keşif açıklandı ama 4 yıl öncesine gitmek gerekiyor.
4 yıl önce o ruhsatlar oraya verildiğinde birisi haber yapsaydı, işte TPA burada ruhsat aldı, ancak o bir arama ruhsatından ibaret olacaktı. Belli bir süre geçtikten sonra artık üretim ruhsatına. Şimdi buraları biz üretim ruhsatına dönüştüreceğiz artık, çünkü keşif yapmışız. Sayın Bakan, bir şehir efsanesi vardır hep gençliğimizden beri duyarız. İşte eskiden burada yabancılar kuyuları açmış vanaları de biliyorsunuz siz de. Vanaları kapatıp gitmiş, sonra işte gizliymiş, bunlar sonra açacak. Bunun ben şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum ama gerçekliğini biraz açabilir miyiz? Şöyle... Türkiye yani potansiyel gizli bir böyle altyapıya ya da rezerve sahip olabilir mi? Şöyle, bu hakikaten bizim de gündemimize çok sıkça gelen, bazen vatandaşlarımız bile tabii çok sorarlar. Diyor ki ya ben işte o bölgede çalışırken 20 sene 30 sene önce buraya yabancılar geldi, aradılar, hatta petrol de ürettiler, kapattılar, geliyordu. Biz de arkadaşlara dedik ki yani bu bölgelere bir daha bir bakalım, gözden geçirelim. Nitekim hakikaten kapatılmış kuyulardan, yani o sahadan tabii üretim yaptığımız kuyularda oldu. Diyarbakır ve Adıyaman'da. Evet. Ama her bilgi de doğru çıkmadı. Doğru. Onu da söyleyeyim. Şimdi o tarihte yani bakıyorsunuz 40 yıl öncesinden bahsediliyor. O çalışmaları yapanlar ne kurumda şu anda var, ne belki hayatta da olmayabilir. Dolayısıyla hani suçlamak için böyle bir şeyi somut deliller olması gerekiyor. Bazen şu da olabiliyor. Yani o günkü teknolojik imkanlarla keşif de yapılamayabiliyor. Bazen de şu oluyor. Üretim miktarı çok düşük. O gün petrolün varili 20 dolar ama siz 40 dolara mal ediyorsunuz. Ekonomik değil diye kapananlar da oluyor. Fakat birkaç yerde de hakikaten iyi bir petrol olmasına rağmen kapatıldığı da olmuş. Yani her ikisi de doğru Metehan Bey aslında dediğiniz. Evet. Biz şimdi mesela Karadeniz gazı keşfi de aslında enteresan bu anlamda. Çünkü oraya 7-8 tane uluslararası firma geldi. Burada 3-4 yıl kuyular açtılar ve hakikaten de bulamadılar. Ama biz ilk gittiğimiz sahada ilk keşfi yakalamış olduk baktığınızda. Yine burası için de böyle benzer değerlendirmeler yapılabilir. Tabii elimizde somut bir bilgi belge olması lazım. Hani bu kesin böyledir demek için. Bunu dikkat etmekte fayda var. Bir de hani sadece Türkiye açısından da söylemek istemiyorum ama Türkiye Petrolleri, petrol endüstrisindeki ağırlığının şöyle bir şansı da var. Biz zaman zaman hani çok stratejik bir rezerv olduğu için toplamda bir katkı sağlıyorsa bazı kuyudan zarar edebilirsiniz. Yani üretiminiz düşük tabii olabilir. Öbür kuyulardan kâr edersiniz. Toplamda çünkü bir de ithal ettiğiniz bir ürün. Her bir varil için 80 dolar harcıyorsunuz. Ortalama da eğer maliyetin üstündeyse üretiriz. Şimdi bir şirket girmiş, tek bir saha almış. Başka da bir sahadan üretim imkanı yoksa, onun için eğer zarar söz konusuysa sürdürülebilir olmaktan da çıkabiliyor baktığınızda. Veya bazı uluslararası şirketlerin öncelikleri farklı olabiliyor. İş planını ona göre yapabiliyorlar. Ama Türkiye Petrollerinde biz hani nerede bulduysak bir agresif bir stratejiyle gittiğimiz için hızlı bir şekilde hayata geçirme imkanına sahip oluyoruz. Yani bu büyük bir şans aslında Türkiye açısından baktığımızda, böyle bir milli kuruluşumuzun, devletimizin elinin altında oluyor olması. Karadeniz gazından devam edelim o zaman. Şimdi önemli bir keşif ve Türkiye için de gerçekten tarihi bir gündü. Sakarya gaz sahasındaki gazın, doğal gazın karaya taşınması ve evlere ulaştırılması konusunda önemli bir adım atıldı. Detayları soracağız ama şu faturalar kısmında bir karışıklık var gibi, açıklamalar da yapıldı peş peşe. 24 Nisan'dan sonra fatura düzenlenmeyecek, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bazıları fatura geldi bize, nasıl olacak, nasıl gidecek diye bir kafa karışıklığı oldu gibi. Nedir efendim buradaki tablo? Şimdi aslında net de belki uygulamada iyi anlatılamadı gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız... 12 ay müddetle mutfak kullanımlarını bedava yapalım demişti. Ama vatandaşımız bunu daha iyi hissetsin. Çünkü o mutfak kullanımı aylık 25 metreküp. Hiç olmazsa ilk ay hani tüm tüketimlerini vatandaşımıza bedava verelim dedi. O kararın çıkartılması ve tabii faturalara yansımasıyla ilgili olarak da yazılımlarda, yani programlarda, çünkü bu sayaç okuma sistemlerinde bir değişikliğe de ihtiyacınız var. Çünkü normalde gaz şirketi gittiğinde onu aslında elektronik olarak da okuyor. Doğal olarak da o günkü birim fiyattan da bir tahakkuk çıkar.
yani teknik olarak. O tahakkuk tüketim miktarı ve bedeli olarak gözükecek ama sıfır bedel olarak da yansıması gerekiyor. Bu mali mevzuat açısından da çalışılması gereken bir alandı. Bu bir haftalık uyum ve hazırlık dönemi boyunca da bir yanlış anlaşılma olmasın diye de sayaçları da okutmadık biz. Dolayısıyla faturalar da gitmedi. Hiç kimsenin bir hak kaybı olmayacak. Herkes bu bir aylık süre içerisinde muhakkak bir aylık tüketimini bedel ödemeyeceklerini görecekler. Nitekim bugünden itibaren de bu hazırlıklarını tamamlayan şirketlerimiz de artık sayaç okumaya başladılar ve faturaları vatandaşlarımıza yansıtıyorlar. Burada herhangi bir şey yok. Gecikme olmadan süreci tamamlayacak. Hayır, yani siz yapıyorsunuz ya, bazen özel şirketler fark edilene kadar almaya devam ediyor bu tip şeyler, daha önce de yaşandığı yok. İçin. Biz onu yanlış anlaşın yani bir hatalı uygulama olabilir ihtimaline dayalı olarak bir hafta boyunca sayaç okuma elemanlarını sahaya çıkartmadık. Bu hazırlıklar bitsin diye. Dolayısıyla bir varsa da hani buna rağmen bir problem, hiç çekinmeden bakanlığımıza EPDK'ya başvurduğumda biz gereken incelemeler yapar ve gerekirse iade yoluna gideriz. Ama bana intikal eden bu anlamda bir somut bir şikayet de olmadı. Evet. Zaten de sisteme oturdu, artık başladı. Çünkü şimdiye kadar hep fatura şikayetleri fazla geldiğine yönelik. Bana az geldi, biz tuhaflık yok bu şeklinde bir şikayet duymadım. Hep fazla hatalar fazla olması üzerine yapılıyor da o yüzden dedim. Kartlı sayaçlarda nasıl olacak Sayın Bakan? Kartlı sayaçlarda da aslında o sayaçlar normalde kart yoluyla okunuyor. Çünkü siz en son sayacınızdaki değeri kartı okutup yüklemeye gidiyorsunuz ya. O okuttuğunuz dönemde o ayki tüketiminiz, çünkü aylık da bu düzenli takip ediliyor, yine kartınıza iade olarak yüklenecek. Onunla ilgili olarak da EPDK'nın bir açıklaması var. Oradan da arkadaşlarımız takip edebilir. Zaten Ankara'da bir miktar biliyorsunuz kartlı sayaç var. Diğer hemen hemen illerimizin tamamında klasik sayaç var. Dolayısıyla orada bir sorun olmadan ilerleyecek. Merkezi sistemlerde de aynı şeyi işleyecek zaten. O güzel bir soru. Merkezi sistemlerde de bu 25 metreküplük kısım nasıl uygulanacak diye bir soru geliyor. Merkez sistemi olan yerlerde, dairelerde ayrıca mutfak kullanım için sayacı olanlar da var biliyorsunuz. Onlar tabii o mutfak kullanımını kapsadığı için sayaç okunacak ve 25 metreküplük kısmı indirime tabi tutulacak. Ama evinizde merkez sistemde ısıtma var. Fakat mutfağınızda doğal gaz kullanmıyorsunuz da, örneğin tüp gaz veya işte elektrikle ısınıyorsunuz. O zaman merkezi sistemde sizin adınıza gene her ay 25 metreküplük tüketim dikkate alınacak. Örneğin 10 daireli bir apartmandaysanız o ay 10 çarpı 25 250 metreküplük kısım indirime tabi olacak. Şimdi sübvansiyonları sordu Metan Demir ama burada da şimdi bir maliyet olacaktır elbette bütçeye. Bir aylık ücretsiz kullanım ve 12 ay boyunca da siz dediniz 25 metreküplük bir ücret alınmayan bölüm olacak. Bunun maliyeti nedir? Şimdi onu şöyle, bugünden ileriye dönük maliyetler bizde biraz tahmine dayalı. Çünkü gaz fiyatları malum uluslararası piyasalarda belirlendiği için. Bir de biraz önce Metehan Bey'in sorusuna da cevap vermiştim. Biz 2023 bütçesini hazırlarken sübvansiyonlarla ilgili bir tahminlerimiz var. Dolayısıyla bunun kaynağı da hazineyle de görüşüldü, ayrıldı. Öyle tahmin ediyorum 30 milyar lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Lira. Bugünden, hani bugünkü maliyetlerle. Kur korumanın yanında neredeyse 7'de 1'i. Yani. Dolayısıyla bir yıl bittikten sonra kesin hesap ortaya çıkacak. Hani teknik tabirle. Bugünkü rakamlarla aşağı yukarı 30 milyar liralık bir bedel olacağını tahmin ediyoruz. Deprem bölgesine yönelik bir düzenleme yapılmıştı. Oradaki faturalandırma kısmı, aboneliklerle ilgili düzenleme yapılmıştı. Onlarla ilgili sanıyorum 31 Mayıs'ta bir tarih dolacak. Bir düzenleme, tekrar bir değerlendirme yapılır mı deprem bölgesine yönelik? Şimdi o hal biliyorsunuz 3 aylığına ilan edilmişti ve oradaki süreçte devam ediyor. Ve orta hasarlı, ağır hasarlı yıkık binaların tüm borçlarını herhangi bir ayrım yapmaksızın hem doğalgazda hem de elektrikte biliyorsunuz iptal ettik. Evet. Ayrıca az hasarlı binalar içinde, yani işte evinin bakımı, onarımı vesaire uğraşacak vatandaşımız, dolayısıyla ona bir rahatlık olsun diye de 3 ay süreyle ertelemiştik. 3 ay sonra evet bir fatura çıkacak tüketimlerine bağlı olarak, ama onu da 6 ayda eşit taksitlerle ödemiş olacaklar.
O da yine hazinemiz tarafından karşılanacak. Orada da herhangi bir sıkıntımız yok. Süreç ilerliyor. 31 Mayıs'tan sonra da onu o şekilde takip edeceğiz. Karadeniz'deki bu doğalgaz rezerviyle ilgili 710 milyar metreküplük bir rezerv söz konusu. Sanayiye verilmediğinde, evde, konutlarda kullanıldığında 35 yıllık bir takvimlendirme söz konusu. Karadeniz'deki rezerv bu kadar mıdır? Yani orada başka kuyularda bir yeni çalışmalar yapılacak mı? Yoksa 710 milyar metreküp tamam, burası bitti, başka alanlarım. Ayrıca Doğu Akdeniz bölümü sanki biraz geri planda mı kaldı? Hep biz Doğu Akdeniz'de aramalara dikkat kesiliyorduk. Şimdi Karadeniz'e yoğunlaştık biraz. Nedir oradaki durum? Evet. Karadeniz'deki sorunuzdan başlayayım. 2020 yılında Ağustos ayında ilk büyük keşfimiz 305 milyar metreküp, ardından 85 milyar metreküp. 2021'de Amasra 1 kuyusu, 2022'de de en son Çaycuma ile birlikte. Bir de sahayı biz uluslararası bağımsız bir firmaya yeniden değerlendirdik. Karadeniz'i. Bu üç keşif artı yeniden değerleme ile birlikte sizin de sorduğunuz gibi 710 milyar metreküplük üretilebilir bir rezervi olduğunu söyledik. Bu mevcut sahaların artık rezervi ile ilgili bir değişiklik şu anda beklemiyoruz. Ne olabilir bu mevcut sahalarda? Şimdi petrol ve doğalgazda bir brüt rezerv var, bir de üretilebilir rezerv var. Yani buna deniyor ki yerindeki gaz miktarı ve yerindeki petrol miktarı. Biz biliyoruz ki tüm dünyada yerindeki petrolün %100'ünü veya %100 gazını kimse çıkartamıyor. Bu yapılan çalışmalarla, yani ilave kuyular, sondajlar açmak suretiyle ne kadar üretilebilir, bu şekilde bir çalışma oluyor. Bizim o 710 milyar metreküplük açıkladığımız değer üretilebilir bir değer. Aslında baktığımızda orada yerindeki brüt gaz rezervi 1 trilyon metreküp. Şimdi zaman içerisinde ilerledikçe üretilebilir miktarda bir güncelleme olup olmayacağını o zaman karar vereceğiz. Ama biz orada ondan fazla kuyu açtık. Yani sahayı çok eminiz, hakimiz. Nitekim bu yabancı bağımsız firmalar da geldi aslında. Biz ilk açıkladığımızda üretilebilir miktarı biraz daha böyle emniyetli tarafta açıklamıştık. Onlar dediler ki burada işte şu planlamalar yapılırsa, şu şekilde projelendirilirse üretim miktarı, üretilebilir miktar arttı dedi ve bu değişiklik de ondan sonra oldu. Bu mevcut Sakarya gaz sahası ile ilgili değerlendirmemiz. Ama orası sadece Sakarya gaz sahasından ibaret değil. Biliyorsunuz orası Batı Karadeniz'in hakim, Batı Karadeniz bölgesine düşüyor. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yeni sismik çalışmaları yaptık. Bunların şimdi değerlendirmeleri devam ediyor. Tabii binlerce data elinizde oluyor. Yani bir şöyle düşünün, yerin işte 5-6 bin metre aşağısındaki film çekiyorsunuz. Bundan okunması gerekiyor. Tomografi okur gibi, MR okur gibi. Bu değerlendirmelerden sonra da potansiyeli olabilecek lokasyonlarda sondaj yapıyoruz ki bu değerlendirmelerimiz doğru mu değil mi diye. Şimdi biz şu anda çalıştığımız alanlar Ordu ilimizin açıkları. Yine özellikle Doğu Karadeniz, yani Trabzon, Rize tarafında potansiyeli olduğunu değerlendirdiğimiz noktalar var. Oralara yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Niye biz Sakarya gaz sahasına yoğunlaştık? Çünkü hakikaten yoğun bir iş takvimi vardı orada. 6000 iş kalemini aynı anda yürüttük. 10.000 insan çalıştı o projede. Bunların bir kısmı deniz tarafındaki yapılarda, kuyu sondajlarında, deniz tabanındaki işlerde. Biz orada aşağı yukarı 40 kilometre karelik alanda bir deniz üssü yaptık. Kısa bir süre içerisinde de hakikaten karaya getirdik. Bu projeye başladığımızda da yabancılarla da, çünkü bazı teknik işler, projelendirme ile ilgili bazı mühendislik çalışmalarını onlarla da çalışmanız gerekiyor. Onlar bile yani bu çok iddialı buldular aslında bizim bu hedefimizi. Fakat biz hani bir iş bitsin ondan sonra öbür iş başlasın ondan ziyade hep eş zamanlı götürdük süreçlerin hepsini. Projelendirme biter bitmez hemen ekipman siparişlerini bağladık. Tedarikçileri seçtik. Çünkü bunlar raftaki ürünler değil. Yani şuradan bana işte şu kadar metre şunu gönder deyince adam raftan indirip vermiyor. Stoktan indirip vermiyor. Özel dizayn ve sizden gelen siparişle üretimleri başlıyor. Bu süreçlerin hepsini bir anda tabii hamdolsun hani bir kaza bela olmadan atlatmış olduk. Bu birinci faz. 10 kuyuluk.
Şimdi ikinci faza hazırlanıyoruz. Burada 40 kuyuya kadar çıkacağız. 30 kuyuluk bir planımız var. İnşallah orayı da 2-3 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Ardından faz 3 gelecek yine burada. Belki o 5 yıllık bir plan içerisinde olacak. Özellikle Amasra ve Çaycuma bizim son keşfettiğimiz sahalar. Onları da üretime aldığımızda işte artık bu 710 milyar metreküpten ne kadar günlük alacağız, yıllık alacağız. Bunlar hepsi belli olacak. Bizim tahminlerimiz şöyle, faz 2 bitince yıllık 15-16 milyar metreküpe çıkacağız. İnşallah faz 3 ile birlikte bu rakam bir miktar daha belki 20 milyar metreküplere kadar çıkacak. Toplamda da işte ihtiyacımızın %30'u hatta daha yukarısındaki bir miktarı kendi kaynaklarımızdan üretir hale geleceğiz. Doğu Akdeniz'de aslında biz ilk hedeflerimizden birisiydi Doğu Akdeniz'de. Orada da aşağı yukarı 10 kuyu geçti yaptığımız sondajlar ama maalesef Karadeniz'deki gibi orada şanslı değildik. Bazı emarelerde bulduk doğrusunu isterseniz ama hatta oraya yakın yerlerde yeni sondajlarımız da oldu. Fakat hani somut üretilebilir bir rezerv bulmadık. Bulsak hiç şüphesiz onu da açıklardık. Orada tabii şu anda sadece tek gemimiz çalışıyor. Çünkü dediğim gibi Karadeniz'deki proje 3 gemiyi biz non-stop 7-24 çalıştırdık. 3 var diye sistemiyle mecburen oraya yoğunlaştık. Ama bu Doğu Akdeniz'i ihmal ettiğimiz anlamına gelmez. Bir de orada bazı yerlerde işte Türkiye yumuşama adına biraz geri adım attı, gemileri beklemeye aldı diyor. Türkiye herhalde milli menfaatlerinde böyle bir geri adım atmaması lazım. Hayır, o iddiadan hiçbirisi doğru değil. Çünkü bize göre yetki alanlarımız gayet net. Onu söyleyeyim. Tahriz. Asıl onların alanları tartışmalı. Bunu ben daha önceki programlarda da açıklamıştım. Çünkü özellikle Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin maksimalist yaklaşımı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir değerlendirme yok. Geçmişte bizim tezlerimizi haklı çıkartacak bazı ihtilaflar yaşanmış. Mesela Fransa ile İngiltere arasında 1970'li yıllarda evet, böyle bir ihtilaf var. İngiltere'nin Fransa'ya yakın bölgelerinde adaları var. İngiltere o zaman diyor ki yani ben deniz yetki alanımı adaları da içine alacak şekilde çizelim hala diyor. Hala da balıkçılarla ilgili sorun yaşarlar. Hala var dediğiniz evet, gibi evet. Ama Fransa itiraz ediyor. Diyor ki yani adalar ana karanın, ana ülkenin bir parçası değil. Bunların kıta sahanlığını işte 12 mil esasıyla belirlenmesi lazım. Nitekim bu Uluslararası Deniz Mahkemesi'ne de gidiyor. Orada da Fransa'nın tezlerini kabul ediyor. Yani adalara ayrı bir şey veriyor kıta sahanlığı. Biz de bugün şimdi Meis Adası şeye Yunanistan ana karasına yüzlerce kilometre uzakta. Şimdi Meis'i referans alıp oradan işte Güney Kıbrıs'ta kestirerek yani şu anda harita yok belki anlatamıyoruz tam. O tamamen hiçbir geçerliliği olmayan hukuken bir tez. Tabii. Bunlar da onun farkında aslında. Fakat yani Yunanistan işte Avrupa'nın da bir üyesi olarak, Avrupa Birliği'nin de üyesi olarak bu tezlerini orada biraz daha fazlaca işliyor ve kabul ettiriyor. Ama biz Avrupa'daki muhataplarımıza da her geldiğinde bu konuyu geçmişte yaşanan bu örnekleri de koyduğumuzda aslında bize hak veriyorlar ama tabii kameraların önünde de bunu açıkçası ikrar da etmiyorlar. Deprem nedeniyle ilişkiler bir nebze olsun yumuşamış gibi görünüyor Yunanistan'da. Ziyaretler oldu çünkü. Deprem bölgesinde ziyaret ettiler. Bu süreç Doğu Akdeniz'deki bu tartışma alanlarını azaltma anlamında bir vesile olur mu? Şimdi bu tip böyle büyük afetler doğrusu ülkelerde meydana geldiği zaman ister istemez politik reflekslerden ziyade insani refleksler, yani insani yardımlaşma daha öne çıkıyor. Bunlar da belki geçmişte yaşanan tartışmalara hani bir tarafa bırakmak, yeni bir sayfa açmak açısından da bir fırsat penceresi baktığımızda. Zaman zaman da Yunanistan'da meydana gelen afetlere dönük hani Türkiye'nin insani yardımları olmuştur. Onlar da son afette biliyorsunuz İnsani yardım kapsamında arama kurtarma çalışmalarına geldiler. Bakanlığı geldi bölgede ziyaretler yaptı. Bu tabii hani Doğu Akdeniz'de veya Ege'de bizim tabii konu tartışma sadece Doğu Akdeniz değil. Aslında Ege'de de yaşanan bir takım biliyorsunuz. Yunanlar bu aralar bir şeye başlayacaklar biliyorsunuz bir Amerikalı şirketle beraber. Orada denizaltı rezervlerinin ne olduğuna dair yakında bir kriz çıkabilir yani öyle bir hazırlık var. Ben de öyle bir bilgi yok ama bilmiyorum. Bunu şunu da söyleyeyim. Aslında biz o süreçlerin içerisinde de ilk günden itibaren şunu da söyledik. Yani gelin oturalım, konuşalım, müzakere edelim. Ama maalesef Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi
bu müzakerelerden, tartışmalardan hep kaçınmış. Konuyu çok uluslu taraflarda, platformlarda daha doğrusu taşımıştır. Ama önce oturup bir kere tezlerimizi ortaya koymamız lazım. Sonra hani bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık söz konusu olsa belki başka merciler devreye girebilir. Hiçbir şey olmaz. Ama işte Yunanistan'da yaşanan süreçleri de bu ülke gayet iyi biliyor. Yani 6 mil meselesi, 12 mil meselesi, adaların silahsızlandırılması konuları gibi hala masada tartışılan konular var. Ve açıkça geçmişte yani Lozan dahil birçok anlaşmada açık açık yazmış olmasına rağmen maalesef anlaşmalara aykırı tutumları da bugüne kadar devam etti. İnşallah bu bir fırsat olur. Yani gidiş gelişler tekrar oturulur, müzakere edilir diye düşünüyorum. Bu Karadeniz gazı karaya çıktı ama evlere ulaştı mı ya da ne zaman ulaşacak? Yani evlerde yakılmaya başlandı mı? Şöyle söyleyeyim, biz o gün tabii karaya çıkarttık. Orası aslında bir rafineri tesisi baktığınızda. Yani nasıl ham petrolü alıyorsunuz, işliyorsunuz, işledikten sonra da sisteme veriyorsunuz. Biz o gün o gazı tesise çıkarttık. Gaz şu anda tesiste ama prosesle ilgili, kalibrasyonlarla ilgili süreçler devam ediyor demiştik o günlerde de. Ne kadar bir iki hafta içerisinde, yani öyle tahmin ediyorum bu Mayıs'ın belki birinci, ikinci haftasında artık sisteme verilir. Şu anda arkadaşlar zaten hummalı bir şekilde çalışıyor ama gaz orada zaten. Hı hı. Rafinerinin ilk çalıştırmayla ilgili bazı prosedürleri var yerine getirilmesiyle ilgili. Hayırlı olsun. Onlar da inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Bu konuda aslında tartışma konularından biri. Çünkü Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın muhalefet kanadından yaptığı açıklamalar vardı. Doğal gaz konusunda Karadeniz'deki doğal gaz nerede, aldatıyorlar. Henüz yok bir keşif kanıtlanmış doğal gaz rezervi için yıllarca daha çalışmamız lazım diye bir açıklaması vardı. Şimdi bugün de bir sosyal medyada video dolaşıyor. Filyos'u ziyaret etmiş Sayın Babacan. Orada da Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li ve CHP Zonguldak Belediye Başkanı'yla beraber ziyaret, milletvekiliyle beraber ziyaret ediyorlar. Orada Sayın Babacan'ı bilgilendiriyorlar o Filyos'taki üretimle ilgili. Sosyal medyada dolaşan videoda da işte Sayın Babacan'ın çok ilgilenmediği gibi eleştiriler de var. Ne dersiniz bu tür açıklamalara? Şimdi yani işte 3-4 ay önce böyle bir açıklama yapmıştı. Biz o zaman da söylemiştik. Yani inanmıyorsanız ya siz ya da elemanlarınızı, neyse yönetici yardımcılarınızı gönderin, gelsinler baksınlar. Nitekim bugün sosyal medyaya düşen oradaki Çaycuma Belediyesi, Filyos biliyorsunuz Çaycuma ilçe sınırları içerisinde kalan bir bölge. Bizim orada gece gündüz binlerce insanımızın çalıştığını en yakından gören bir belediye başkanı var. Objektif olarak oradaki çalışmaları görüp sanırım Sayın Babacan'a da bunu aktarmış. Hatta oradaki CHP milletvekilini de bunu teyit eden, ben videoyu izlemedim, arkadaşların aktardığı kısmıyla söylüyorum. Böylece aslında yalanlamış oldular. Yani kendi ittifakları tarafından bu sürecin tamamen sağlıklı işlediği ve buradaki çalışmaların bu gazın varlığını teyit ettiği noktasındaki değerlendirmelerini Sayın Babacan'ın yüzüne karşı söylemişler. Bilmiyorum yüzü kızardı mı? Yani bakın ben o zaman da söyledim. Yani siyasete malzeme yapılabilecek hadiseler farklı ama bakın orada binlerce mühendisimiz çalışıyor, işçimiz çalışıyor. Onların moral ve motivasyonlarını da bu tip değerlendirmeler maalesef olumsuz etkiliyor. Ama ben arkadaşlara her fırsatta söyledim, siz kimin ne dediğine bakmayın. İnanıyorsanız başarının yarısıdır. Biz bu işi eninde sonunda bitireceğiz, karaya getireceğiz dedim. Ve hakikaten Rabbimin lütfuyla da biz çıkardık, getirdik, karayadık o gazı, günlerce yaktık. Biz denizlerde, gemilerde de yaktık. O zaman da buna inanmayanlar çıktı. Herhalde oraya biz tüp gaz götürüp de yakmadık. Yani 14 gün normalde kuyuları teste aldığımızda 14 gün boyunca belirli aralıklarla yakarsınız, kapatırsınız, debi ölçersiniz, fiziksel kimyasal özelliklerini yaparsınız. Bu dünyada nasıl yapılıyorsa biz de aynısını yaptık. Karaya getirdik, yaktık, hala inanmayanlar var. Yani onlara diyecek bir şeyim yok. Yani gözü var görmeyen tipler maalesef. Şimdi faturalarında belki bu bedelleri görürlerse inanırlar mı bilmiyorum indirimleri. Ama böyle bir süreç de var. Kendisi de başını da çevirmiş. Çıkıp şöyle demesi lazım. Ben yanlış söyledim, özür dilerim demesi lazım. Sayın Bakanım, şimdi bu konudan bağımsız bir şeyle bir vatandaşın attığı mesaj hoşuma gitti. Yani dikkatimi çekti daha doğrusu.
Diyor ki doğalgazla ilgili sağ olsun devletimiz işte subvanseler yapıyor. Şu kadar metreküpü bedava, şu şu kadarı uzun süre ücret alınacak diye. Ama biz diyor taş kömürü kullanıyoruz. Bizim orada doğalgaz yok. Ve tonuna 5-6 bin lira para veriyoruz. Acaba bizle ilgili de bir adım atar mı devlet? Çünkü Türkiye'nin bir bölümünde gerçekten doğalgaz büyük bölümünde olsa da yok. Şöyle yani Türkiye'de doğalgaza erişim oranı %80. O 20'lik bölümden atıyorlar evet, işte. Muhtemelen yani daha çok da kırsal alanlarımızda veya uzak beldelerimizde oluyor. Tabii doğalgazın şimdi sahibi devlet BOTAŞ eliyle bunu yapıyor ama Türkiye Petrolleri yaptı. Sadece tabii taş kömürü olarak da bakmamak lazım. Lignit kömürü vesaire de var. Evet. Biz aslında geçtiğimiz yıl gerek lignit kömüründe gerekse taş kömüründe uluslararası piyasalardaki fiyatların çok altında sattık. Geçtiğimiz yıl 7-8 bin liraya çıkmıştı kömürün tonu. Biz TKI üzerinden 2 bin liraya sattık. Yani aslında onlar da geçtiğimiz yıl yani yerli kömür kullanmışlarsa bu maliyet avantajından yararlandılar. Yani dolaylı olarak ısınma faaliyetini biz hani gazla doğalgazla ısınamayanlar için de yapmış olduk baktığınızda. Bu tabii bizim bu çalışmalar tecrübemizi de arttırıyor diğer yandan bu Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili son olarak oradaki personelin yerlilik olan yani şimdi az önce söylediğiniz yabancı uzmanlar da mühendisler de orada var dediniz tamamen yerli olarak personelin olduğu bir durum olacak mı? Ne zaman olur böyle bir şey? Biz ilk gemiyi sefere çıkarttığımızda Fatih sondaj gemisini aldığımızda Alanya bir kuyusuna çıktığımızda orada maalesef teknik personelin yani bu sondaj faaliyetlerini yapan personelin büyük bir kısmı tamamına yakını yabancılardan oluşuyordu. Bazı hizmetleri biz dışarıdan satın almıştık. Bugün geldiğimiz noktada %65-70 oranında bu gemilerde çalışan yerli insan kaynağımız var. Nasıl başardık bunu? Bir kere yurt dışında çalışan, bu işleri de deneyim kazanmış, bilgisi olan insanlarımızı tespit ettik. Onları çağırdık, davet ettik. Gelin böyle bir görev var. Bir yerde bunu bir milli görev olarak kabul edin. Eğer çalışırsanız burada bizimle birlikte bu projede yer alırsanız mutlu olacağımızı ifade ettik. Onların da hakikaten büyük bir fedakarlıkla geldiler. 100'e yakın biz insanımızı geri çağırdık. Yani bir yerde beyin göçünü tersine çevirmiş olduk. Bunların bir kısmı hatta Türkiye Petrolleri'nde Türkiye'de çalışmış gitmiş. Zamanla tabii uygun iyi teklifler almış yurt dışında çalışmaya başlamış. Bir kısmı buradan mezun olmuş direkt yurt dışındaki bu firmalarda çalışmaya başlamış. Bir kısmı da yurt dışında eğitimini almış orada çalışmış biz bu şekilde dahil ettik ekibe. Tabii ki bu işler ilk başta baktığımızda yabancıların özellikle ihtisaslaştığı alanlardı. Yani uluslararası ölçekte baktığımızda. Evet. Onların da kendi uzmanlarından da yararlanmış olduk. Ve şimdi hani bir kendi deneyimli personelimizi belli bir seviyeye getirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Çok tabii farklı ülkelerden insanlarla çalışmanın getirdiği şöyle bir avantaj da var. Onu da kabul etmemiz lazım. Bu petrol endüstrisi zaten dünyanın birçok yerinde yani büyük oyuncular, çok uluslu şirketler birçok vatandaşla çalışmaya alışık kültürlerden geliyor. Türkiye petrolleri de aslında sadece Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Biz mesela dost, kardeş ülke Azerbaycan'da Türkiye petrollerinin sahaları var, ortaklıkları var. Rusya'da faaliyetleri var. Irak'ta yine Türkiye Petrolü'nün faaliyeti var. Savaş öncesinde Libya'da vardı. Şimdi Afrika'nın farklı ülkelerinde yeni teklifler, yeni projeler, yeni işler geliyor. Şimdi uluslararası ölçekte bir şirket yapacaksanız Türkiye Petrolü'nü sizin de çok kültürlü, çok farklı ülkelerden insanların vatandaşlarıyla, uzman, ehliyet, liyakat sahibi insanlarla çalışma yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aslında Karadeniz projesi de bunun için çok büyük bir fırsat oldu bize. Sayın Bakanım, Azerbaycan demişken Türkiye'nin tabii tartışılmaz iki kardeş olarak Azerbaycan'la önemli ilişkileri var. Azerbaycan'la enerji işbirliği ne şekilde devam ediyor? Çünkü dünyanın önemli aktörlerinden biri enerjide. Azerbaycan'la ilişkilerimiz hakikaten son derece ileri seviyede. Bizim Azerbaycan'da yatırımlarımız var. Türkiye petrolleri biraz önce söylediğim gibi petrol ve doğalgaz
üretiminde orada Sokar'la ve diğer bazı uluslararası şirketlerle ortaklığı var. Aynı şekilde Sokar'ın Türkiye'de o yatırımları var. Hani Sokar açısından Türkiye en büyük yatırım yapılan ülkelerden birisi. Bizim açımızdan da Türkiye petrolleri açısından baktığımızda da Azerbaycan'daki yatırımlarımız en üst seviyede. Yine TANAP gibi bir projeyi hayata geçirmişsiniz birlikte. BTC yani Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı yıllardır çalışıyor sorunsuz. Yine Bakü Tiflis Erzurum ilk bizim doğalgaz boru hattımız çalışıyor. İnşallah şimdi Nahçıvan'a buradan boru hattıyla gazını vereceğiz. Dolayısıyla Nahçıvan doğrudan yine Azerbaycan gazıyla Türkiye üzerinden kullanmış olacak. Özellikle Avrupa'daki fırsatları da birlikte değerlendirme konusunda da bir görüş birliğimiz, niyet birliğimiz var. Her iki liderin de bu konuda zaten fikirleri uyuşuyor. Birçok alanda iş birliğimiz var. Savunma alanında biliyorsunuz malum var. O açıdan enerji de aslında bu ilişkilerin lokomotifi gibi bir yerde. Bundan sonra da artarak gidecek. Sadece hani Türkiye'de veya Azerbaycan'da değil, hani üçüncü ülkelerle de iş ve yatırım fırsatlarını birlikte değerlendirme konusunda da bir görüş birliğimiz var. Sayın Bakanım, son 5-6 dakikamız konuşamadığımız çok konu var. Karapınar GES var, oradan geliyorsunuz. Bugün Eskişehir'den adaysınız, onu konuşamadık. Hızlı hızlı birkaç soru sormak isteriz. Tamam. Rusya ile ilişkiler konusunda bir 20 milyar dolar iddiası var. Çok dolaşıyor sosyal medyada da. Rusya'nın seçimler nedeniyle bu faturayı ertelediği ve seçimler sonrasında Türkiye'nin bir fatura ile karşılaşacağı, doğalgaz faturası ile karşılaşacağı gibi bir iddia var. Doğru mudur bu? 20, ne kadar dediniz? 20 milyar dolar. Hayır, ertelendi öyle. Diye. Şimdi şöyle, biz Rusya ile yani Gazprom şirketiyle geçtiğimiz yıl fiyatlar olağanüstü artınca, tabii hiç kimsenin öngörmediği şekilde belli bir rakamın üstündeki ödemelerin ertelenmesi konusunda bir mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı. Bu tamamen bizim Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda götürdüğümüz ödemeler dengesi açısındandır. Bu ticari ilişkilerde her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılmış hadiseler. Denilen rakam öyle değil, onu da bir kere düzeltmiş olalım. Onun dışında bir şey daha sordunuz ama. Ertelendi mi dedik, böyle bir iddia vardı. Onun dışında Rusya ile ilişkiler zaten. Tabii Rusya ile ilişkiler zaten üst seviyede götürülüyor. Sadece enerji değil, tabii şimdi diğer alanlarda da var ama enerjide sadece gaz değil, nükleer projede de biliyorsunuz aslında artık çok kritik aşamalardan bir tanesini daha geride bıraktık. Nükleer yakıt geldi, inşallah bir yıl içerisinde de işletmeye geçecek. Onu da dört gözle bekliyoruz. Son olarak Eskişehir soralım mı? Ya, nükleerle ilgili bir şey var. Yani olur. Bana bir şey var. Sayın Bakanım, nükleer santralle ilgili bir ara sıkıntılar yaşandı ama Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Putin'le görüştü. Onlar halledildi. Sizin de destekleriniz önemliydi. Şimdi geçen gün ayrısıyla nükleer tesis statüsüne de kavuştu. Nükleer yakıt işte transferi oldu. Sorun var mı Ruslarla? Bu iş bitti mi yoksa? Şimdi o geçtiğimiz yıl malum yüklenici ile Akü NGS arasında bir sorun yaşanmıştı. Onu bir şekilde liderler seviyesinde sağ olsunlar çözüldü. Şu anda devam ediyor çalışma. Sahada da 25 ila 30 bin kişi arasında bir insanımız çalışıyor. Tabii bu tip büyük projelerde iş ilerlerken zaman zaman sorunlar olabilir. Önemli olan zamanında çözmek devamlılıktır. Çünkü bir Türk şirketi kim olursa olsun olması önemli değil mi? Şüphesiz orada ciddi bir birikim deneyim kazanıyor ve şu anda şöyle söyleyeyim, yani o projeye 25 milyar dolarlık bir yatırımı olan bir proje ve %25 ile 30 arasında da yerli katkı olacak. Yani Türkiye'deki hem iş gücünden istifade ediyorlar hem de bazı tedarikçileri ve yüklenicilerin deneyimlerini de artırmış oluyor. Oradan tedarik yapıyorlar. Süreçte devam ediyor. İnşallah ilk reaktör bittikten sonra arkasından işte ikinci, üçüncü, dördüncü reaktörü de sırasıyla devreye alacağız. Son olarak Eskişehir'i konuşalım. Evet. Kaç dakikamız var? Eskişehir'den adaysınız. Nedir projeler? Eskişehir aslında potansiyeli oldukça yüksek bir kentimiz. Sanayileşme süreci birçok kentimize göre önceden başlamış bir şehrimiz. Yine üniversiteler başta olmak üzere
genç, okumuş, birikimli bir kentimiz. Ve bugüne kadar da Eskişehir'den ulusal anlamda birçok markada çıkmış. Ama biz bu potansiyelin artık bundan sonra, yani yeni dönemde uluslararası markalara da evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu potansiyeli orada görüyoruz. Eskişehir'e değer katacak projelerimizi hazırladık. Özellikle teknoloji alanında yapılabilecek, yatırım yapılabilecek çok alan var. Tematik olarak baktığımızda üretime yatırımı önceliyoruz. İnsana yatırım önemli. Yani çünkü orada özellikle genç kardeşlerimizin sanayinin istemiş olduğu özellikleri ilave bazı kurslarla, eğitimlerle kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü mesela zaman zaman alanda da gezdiğimde özellikle genç kardeşlerimiz hani iş aradıklarından bahsede zaman zaman bize müracaatları oluyor. Sanayiciyi de, iş yerlerini de doğrusu aynı sürede geziyorum. Onlar da biz işçi arıyoruz, teknik eleman arıyoruz, bulamıyoruz diyorlar. Dedim burada bir sorun var o zaman. Yani iş gücü arzıyla talep arasında bir problem var. Sonunda gördük ki aslında yeni mezun kardeşlerimize ilave bir takım yetenekler kazandırdığımızda iş gücü piyasasının istemiş olduğu talepleri rahatlıkla karşılayabilecek. Yani bunlar belki birkaç aylık bir kurs veya bir staj şeklinde düzenlenirse. Bununla ilgili olarak da hemen bir aksiyon planı da hazırladık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde orada bir kariyer ve istihdam ofisi de oluşturacağız ve bu kardeşlerimizi bu iş yerlerinde istihdam edeceğiz. Özellikle bizim alanla ilgili olarak da biliyorsunuz Eti Maden'in orada iki önemli işletmesi var. Birisi bor. Orada bor üretirken şimdi lityum da üretmeye başlıyoruz. İlk pilot tesisimiz işletmeye geçti. Şimdi önümüzdeki haftalarda, aylarda endüstriyel ölçekteki yıllık 600 tonluk fabrikayı da temelini atacağız. Lityum artık geleceğin bir yerde kritik elementlerinden birisi olacak. Özellikle bu elektrikli otomobil, işte tablet, mobil cihazlar başta olmak üzere dünyanın peşinde koştuğu elementlerden birisi. Hamdolsun artık onu üretebilir hale geldik. Yine geçtiğimiz yıl açıkladığımız, dünyadaki ikinci büyük keşfe imza attığımız nadir toprak elementleri konusu var. 694 milyon tonluk bir cevher söz konusu. Onu işleyecek pilot tesis devreye girdi. Şimdi bizim özellikle bu kritik teknolojilerde bir anda endüstriyel ölçekte bir üretim tesisine gitmektense öncesinde bir pilot tesiste bazı ARGE, ÜRGE çalışmalarının tamamlanması, ardından endüstriyel ölçekte bir tesise gitmenin çok daha akıllıca olduğunu düşünüyoruz ve burada da önemli bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Tarım kenti aynı zamanda Eskişehir. Altyapıyla ilgili büyük oranda sorunları çözülmüş baktığımızda, yani enerji, ulaştırma, ama devam eden birkaç ulaştırma ile ilgili devam eden yollarımız var. Demiryolu bağlantısı ile ilgili. Bunları da ilgili bakan arkadaşlarımızla da görüştük. En kısa sürede çözeceğiz. Dolayısıyla artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani Eskişehir'e değer katacak her bir projeye, fikre biz hazırız. Eskişehir'e değer diyoruz kısaca. Seçim tahminiyle bitirelim mi Sayın Bakan? Son sorumuz olsun, süremiz doldu çünkü. Seçim tahmininizi alalım, öyle. Türkiye geneliyle ilgili herhalde. Türkiye geneli. Benim açıkçası tahminim şu, ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceği yönünde. Bir oran verebilir misiniz? Oran, yani işte tabii şu anda 50+1 böyle bir hukuki geçerliliği olan bir oran 50+1 baktığınızda. Yani ama benim kendi tahminim hani 51'in üzerinde bir oranla, belki 52-53 de olabilir, bir ilk turda biteceği kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Çünkü sahada biz yani şu anda sadece Eskişehir'de değil, ben başka bölgelere de gidiyorum. Hakikaten alanda muazzam bir teveccüh var Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı. Biz hani insanlarla anlatmaya başladığımızda da yaptığımız o kadar çok şey var ki sadece kendi alanımla ilgili bile saatler sürebiliyor. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, savunma sanayi, sonra Türkiye özellikle dış politikada artık oyun kurallarını belirleyen bir özelliğe sahip bir ülke. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız tabii liderliği de öne çıkıyor. Birçok uluslararası toplantıya da ben iştirak ettiğim için onu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani sözü dinlenen bir lider var. Dolayısıyla vatandaşlarımız sözü dinlenen bir lidere mi yoksa söz dinleyen bir lidere mi oy verecekler? Kendileri karar verecek ama bizim kanaatimiz, inancımız o yöndedir ki Sayın Cumhurbaşkanımız da
Türkiye yüzyılında bir 5 yıl daha tabii inşallah hizmet AK Parti vermeye için hem avantaj, devam edeceğiz. Hem dezavantaj. Nasıl olsa Tayyip Erdoğan var diye sizin çalışmayan birimler de oluyor. Siz de tenzih ederek söyleyin. Yok yok, yani öyle bir şey yok. Yani netice itibariyle tahminlerden bahsediyoruz. Evet. Yani sandıkta vatandaşımızın iradesi nasıl yansıyacak onu bilmiyoruz ama benim sahadaki izlenimlerim bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun Metehan Demir. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez konuğumuzdu. Gabarcudi Dağı'ndaki petrol rezerviyle başladık. Karadeniz gaz sahası önemli. Evlere ne zaman ulaşacak sorusunu yanıtladı ve sonrasında tabii ki daha sonra gelebilecek müjdelere dair de ipuçları aldık. Ankara'dan notlar bunlardı diyelim. İyi akşamlar.